Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim herkese. Ne zaman izlerseniz, gündüz izlerseniz, gündüz. Akşam izlerseniz, akşam. Genelde biz videolarımızı alıştık artık, hep akşamları koyuyoruz. Evet. Evet, sizlere hemen şöyle güllerimle selam vereyim. Bu güller sizin için olsun, pembe pembe. Gönlüm sende. Gönlümüzü seven takipçilerimize diyelim. Evet. Sen bir yanlarında gül mül yok. Yok, hiç yok size, gidin. Bugün gayet açığım, gayet netim vallahi. Onun için... Sevenlere gelsin sizler için şöyle. Dedim kendimi sevindireyim vallahi şöyle çiçek alayım. Bana gül almış. Öyle. Evet eşime gül aldım bugün. Hadi sen bir bak alacak. O ne? Ne oluyor? Abo. Dur şöyle sakinleş. Evet arkadaşlar vallahi bugün bayağı bir işlerimi hallettim geldim. Gelirken de küçük bir alışveriş yaptım. Dışarıda önemli bir işimiz vardı. Belki eve yetişemem diye şöyle pizza getirdim geldim. Ama tahminimden daha erken bitti işimiz. Bugün böyle 4 tane aldım hemen. Çünkü 2 tane de dolapta vardı pizzamız. Bunun içinde zaten göründüğü gibi yani balık, bundan sonra kırmızı soğan, paprika, evet biberli, domatesli. Onlar da az az var. Ben içerisine her zaman üstüne fırına sürmeden önce bolca peynir koyuyorum. Evet. Yoksa bu peynir bana yeterli gelmiyor. Tek peynir koyuyoruz. Ketçap maçap koymuyoruz. Türkiye'de gibi ketçap. Komuyoruz burada. Almanya'da öyle bir şey aret yok değil mi abi? Yok burada öyle bir şey. Yani. Türkiye'de hangi restoranda gidersen git pizza sipariş verdin mi? Yanında ketçap mayonez. Biraz da bence niye biliyorum hanım. Söyleyeyim sana. Üstteki malzemesi az ya. Tadı yok. O zaman Türkiye'de biliyor musun? Onun için olabilir. Büyük ihtimal. Burada malzemesi bol. Burada böyle bir şey ketçap mayonez asla olmaz. Yani adamı döverler burada. Evet. Hakikaten döverler. Ne demişler vallahi çoğu şeyde de laf laf açınca çıkıyor. Mesela biz sokak röportajlarında falan görüyoruz. Türkiye'de tanıttıklarında dönerciler falan. Birçok kişi diyor ki biz şey dönerini mesela sığır dönerini hiç hayatımızda yemedik bile. Evet. Tadını bilmiyoruz. Tavuk döneri yiyoruz diyorlar. Gerçekten o anlamda yani böyle ben sadece yaşadığım ülke için söyleyeyim Almanya döner de başka. Başka yani bol ya. Aynen arkadaşlar biz hani biz ayrıca gidiyoruz döner tabağı yiyoruz. Yani tabak dedin bildiğimiz ana tabağı. Evet. Hem et kaynıyor üstünde. Evet. Hakiki sığır eti kıyma da değil. Paranın yani hakkını gerçekten... Ama yiyorsun. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani paranı verdiğin halde bile ben evet. Mesela İskender'de çok yedim. Çok bir yerde İskender yedim. Evet. Bir buçuk porsiyon da yedim biliyorum. Yani 2-3'ün şey, serptiriyorlar şey, böyle. Etini kaldırırdık altı bütün ekmek dolu. O yüzden yani verdiğin parayla karnını doyurabiliyorsun. Geçen Instagram'da gördüm arkadaşlar. Şey vardı et sote 300 TL bir tabak. Yine biraz pirinç 300 TL istiyor. Evet. Yani Allah da şu şeylerin hani satıcıların biraz da kalbine vicdan versin. O yüzden. Versin. Her şey onunla alakalı. Şöyle hemen aslında ben şeyi seviyorum ya zavayı. Hı. Yoktu. Her yerde bundan var. Ekşiyi. Evet. O yüzden mecburen bir tane de bana şöyle alıvereyim evde bulunsun diye. Arkadaşlar şimdi asıl bizim videomuz alışveriş değil. Şimdi bizim hanım söylemiyor. Size ben söyleyeyim. Bizimkiler gene ev bakmaya gitmişler bizim oğlana. Evet. Yani ev bakmışlar. Onun için bu alışverişte sonradan yani can sıkıntısını gelirken. Aynen dediğim gibi alışverişe gitmedim. Bugün Semih'in boş günü. Günlerden bugün pazartesi değil mi? Evet. Pazartesi. Boş günüydü. Semih'im hep sizlere söylüyorum. Genelde videolarda Melih göründüğü için bizim hep 3 çocuğumuz var biliyorlar. Aslında Fulyafında ile bir. Melih'in bir de abisi var yani. 4. Ama o. Semih'in videolara çıkmadığı için çok kişi onu bilmiyor. 21 yaşında kendisi. Allah uzun ömürler versin. Hastanede çalıştığı için bayağıdan beri de yani... Allah nasip ederse ev bakıyoruz. Gördüğümüz, aklımıza yatan yerlere bakmaya evet. Gidiyoruz. Bugün de yine hastane yakınında, onun çalıştığı yakına bir tane bir yine bahçeyle ev baktık. Tabii ki onun o taraflar bizim bu yaşadığımız yere nazaran biraz daha fiyatları pahalı. Evet. Orası şehir içine düştüğü için. Baktık bakalım güzelce bahçeli, ondan sonra garajlı. O zaten bizim yani Almanlar gibi genelde birazcık öyle bir düşüncesi var. Garaj olması lazım. Böyle planlı, projeli gider. Öyle pek evet. Şey yapmaz. Abi. Nasıl kısmet bakalım beğendik ama. Şimdi bir de çok kişi oluyor soruyor bu ev sizin mi diye. Arkadaşlar bu ev bizim zamanında biz bu evi aldığımızda yani çok ucuz fiyata aldık. Şimdi bu fiyata adamlar daire vermiyor. Keşke o zaman 2-3 tane daire alsaymışız. 2-3 tane alaymışım. 2-3 tane alaymışım. Aynen. Yani evin borcunu soracak olursanız az kaldı. Hakikaten çok az kaldı yani. Çok çok az kaldı yani. Dışarı şu toplasam gene öderim parasını öyle diyeyim size. Zaten şöyle bir şey var yani. Artık şimdi Türkiye'de öyle oldu. Evlerin fiyatları milyonlarla olduğu için hiç kimse cebindeki peşin parayla ev alma imkanı maalesef yoktur. Hayır. Öyle bir şey yoktur yani. Herkes mecburen krediyle aldığı için ama Allah'a şükür keşke
böyle olacağı aklımıza gelseydi 2-3 tane de alıp koysaydık. Evet arkadaşlar, biz Allah'ın iyi kuluyuz ki, yani ben Cuma günü doğmuşum, kendim için konuşayım. Ben de Arafi günü doğmuşum. İşte yani toplamış bir yere. Arkadaşlar bizim 10 senemiz doldurduk şeyde, kredide. Biz aldık, çok ucuz bir miktar faiz düşük faize aldık. Biz aldık, sonra faize uçtu. Evet, faiz. 3 kat oldu. Şu an çok fazla, yani ben diyeyim oturduğumuz yerde Almanya'da çok fazla satılık evler var ama dediğim gibi banka faizleri çok yüksek olduğu için insanlar birazcık orada tereddütte kalıyor. Biz, ben size faizi söyleyeyim, bunun bir sakıncası yok. %1.2'den aldık. %1.2'den şu an %4.9, 5.2'de, 5.2'de şöyle dolaşıyor faizde. Aynen öyle. Yani Allah'ın iyi kulumuşuz. Yapacak bir şey yok. Allah herkesi bir yola koymuştur. Diyorlar ya, evlenecek olanla ev alacak olana Allah yardım edermiş. Nasip bakalım, eğer nasibimizde varsa. Evet. Bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Allah size de versin, bize de versin. Yani hepimiz. Herkese versin. Aynen. Elimiz boş gelmedi. Dediğim gibi şöyle hemen Berlin'i aldık. Berlin'ler tazeymiş. Evet. Şöyle 6 tane Berlin'i aldık. Akşam hanımın gene şovu var. Ona bakıyor. Evet. Her akşam kaçırmaz. Ondan sonra şöyle hemen bunları dolaba atayım. Balık aldım. Kahvaltıda kızartmak için. Balıklarımız var. Burası böyle ıvır zıvır bölümü. Ben genelde böyle pastalarla çok ilgilendiğim için evde. Şöyle hemen bir tane şey aldım süslemek için. Pasta malzemesi. Seninki keyfi. Bazı yemek yapmadığı için pastalar ilgileniyor. Sen yemek yaptığın halde bile... Ben seviyorum pastayla paylaşmayı. Yani. Tekrardan şöyle puding aldım. Geçenlerde vanillasını çok almışım da bugün çikolatalı aldım. Bu da güzel oluyor tekrar. Kızları vallahi seviyorlar diye, işte sevinsinler diye. Bunu bilen bilir ya. Bilir. Herkes bilir bunu. Almanya'da büyüyen herkes bilir bunu. Ahoy Brazı'yı. Evet, full yapımdayı alıverdim öyle. Ondan sonra şöyle Semih bunu kendisine aldı. Ben de bunları full yapımdayı aldım kızlara. Umarım doğrusunu almışımdır. Şöyle. Latte macchiato mı aldı? Evet. İyi. Genelde yazın havalar ısınınca iyi gidiyor ama onlar bazen akşamları da içiyor. Tabii ki Melih'imi unutmadım. Melih'imin ayvarını hemen şöyle aldım. Ondan sonra eşime tofifi aldım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet. Arada böyle tartışma çıkacak olursa hemen bir çikolata koyuyorum ki. At bir tofifi ağzı, bir su sakinleşsin. Ortalık yumuşasın diye. Ya seni duyan sanki her gün kavga ediyorsun. Ondan sonra uzun evliliklerin sırları, mutlu evliliğin sırları bu arkadaşlar. Baktığınız evde evet. Tartışma mı olacak? Hemen bir çikolata açın, ortaya koyun ki oradan yumuşasın. Evet. Tabii ki lafım şaka yani. Tabii ki. Tartışma olacak oldu mu ne çikolataya bakar ne bir şey. Hanım bakar. Sen nasıl konuşsan konuş. Art niyetli oldun mu hep bile yanlış anlarsın. Aynen öyle. Ama yani beni tanıyanlar, çevremde bilenler bilir. Ben genelde aslında, genelde değil her zaman böyle güler yüzlü, böyle şakacı şeyi çok severim yani. Evet. Şakacı insanlarımdır. Benim rahmetli babam da öyleydi. Ama zevzek insanı sevmeyiz. Hayır. Ne abartı, zevzek insanları sevmem. Arkadaş satan insanları asla sevmem, onlardan anında uzak. Arkadaşlar beni bir kez atarsınız, bir kez satmazsınız. Evet. Bir de böyle ağzının kenarına böyle yaylaya yaylaya konuşan ne var ya, hiç şey yapmam. Unutmayın ki bu dünya hiçbirimize kalmayacak, hepimiz geçeceğiz. Evet. O yüzden yani bazı insanlar bu dünya tek bize aitmiş gibi hareket ediyorlar. Ben o tür insanlardan uzak duruyorum, gayet mutluyum. Çok rahatız. Sizde yani bu biraz şey gibi oldu. Sizlere şey verir gibi oldu ama... Siyaset meydanı gibi oldu. Eğer etrafınızda sizi mutsuz eden insanlar varsa... Bu sadece komşumuz değil, arkadaşımız değil, akrabalarınız bile olabilir. Mümkün oldukça uzak durun ki mutlu olun arkadaşlar. Çok kafa rahat oluyor. Vallahi ya. Aynen çok kafa öyle. Rahat. Pamuk gibi oluyorsun ya. Sizleri mutsuz eden insanlardan uzak durun. Bakın evinizde huzurunuz da olur. Kendiniz de mutlu olursunuz. Adam gelip de hem senin yemeğini yiyip de hem de yüzünle ala geçiyorsa ya da... Ala geçme niteliğinin bir söz söylüyorsa... Evet. Uzak durun en güzeli. Evet daha bitti mi? Gelinin amcasından dayısından. Değil mi? Bilip bilip televizyon. Aynen. Vallahi bizim Semih çikolatayı çok seviyor. O yüzden bunlar da Kaufland'da ihtiyacınız varsa 85 kuruşmuş. Bu bugün pahalımış. Normalde 59 kuruş. İndirimde ama 85 kuruş. Ha. Evet. Vay Kaufland paraya mı sıkıştı? 85 kuruş indirimde. Eğer Netto'da da var indirimde. Hı. Netto'da mı? Aldi'de miydi ya? Az önce gördüm. 1.19. Vay namusun. Yine biz 85'e aldık. Aynen iyi. Aynen öyle. Şöyle bayağı aldık herhalde ya. Şu havalı şeyler işte. Onlar iyi oluyor. Bana hava basıyor içine ya. Bak şu değil. Ondan sonra Semih'in şeylerin o izletleri. Böyle aldık işte. Maksat karın doymak değil mi bu? Tekrardan kendime yine şöyle çikolata aldım ki. Bunu pastaların üzerlerinde işte mini donatlar yaptığımda kullanıyorum. Ben böyle usulü eritip bunları kullanıyorum. Yine full yapımda ya. Vallahi full yapımda. Ben ne?
dışarıya bir şey gelmediğinde alışverişe falan sanki böyle içim bir buruk oluyor. Onlara ne bulursam alıp geliyor. Hadi hemen hızlı hızlı geçelim. 10 dakika oldu gülüm. Tamam, o zaman hızlı. Bazıları 15 dakika aşağısı video saymıyor da bizde 10 dakika, şey yok. 11 dakika Hayır, falan hadi şöyle kurtarıyor. koyayım. Bunu çok sevmiştiniz. Tekrardan aldım. Bunlar da arkadaşlar Kaufland'da. Bu hafta alırsanız 1 euroya. Normalde biliyorsunuz bu markalar pahalı oluyor. Evet. Bir tane evde vardı, bir daha aldım. Arkadaşlar ucuz alacağız şimdi bile. Aldi'nin bir de Lidl'in ice tea'ni alın. Onlar en kalitelisi. Hani ucuz arasında. Muz aldım tekrardan. Seni seviyor çünkü işe götürmeyi falan. Dedim evde bulunsun. Şöyle muzumuz var. Ondan sonra ortalık buram buram kokuyor. Taze ekmek. Bu çekirdekli ekmekler zaten hem lezzetli hem de böyle kokusu da bir şey oluyor. Arkadaşlar bizim çoktan beri Netto'ya adam akıllı brötchen gelmiyor. Hani Netto kendisini hakikaten bozdu yani kalite Evet. olarak. Yani brötchen kalitesi olarak. Sizin orada değil mi? Aynı. Bak geçen bir gittim. Allah inanılsın. S büyüklüğünde, yumurta büyüklüğünde şey kodlanan komşular ya. Brötchenler değil Brötchen mi? komşular. Bozmuş artık. Hakikaten bozmuş. Şöyle hemen bir tane kornişon aldım. Çünkü biliyorsunuz normal salatanın zamanı değil. O yüzden kahvaltılarda falan biz yiyoruz. Bunu aldım. Şöyle bezelye aldım. Bunlar da Kaufland'da 1.39'aymış. 1.79'dan. O yüzden iki tane aldım yemek yaparım diye. Ve şeker. Dün eksikliği vardı. Evet, şeker unutmuşuzmuş. Tabii ki toz şekerimiz fazlasıyla var ama bizim çocuklar toz şekeri çaya ayarlayamıyorlar yani. Buna alışkın oldukları için hızlı hızlı anlatayım. Bir hemen kapatayım videomuzu. Tekrardan 750 gram XXL yani. Limon aldım. 1 euroya Evet. Kaufland'da. Ondan sonra normal şampuan ve şöyle gövdesini hemen atayım. Yumurta. Bir sürü yumurtamız var. Gittiğim yerde yumurta yoktu. Ben de idarelik böyle BK şeyden almıştım. Netto'dan. Ama Aldi'ye girdim. Aldi'de de leğerler varmış. Kaç tane almış oldum işte. 50 tane. 50 40. tane yumurta aldım. Evet. Evet. Arkadaşlar biz bu tür yumurtayı yiyoruz. İster beğenirsiniz, ister beğenmezseniz. Bazen geçen yorumlarda okudum. Kral çocuğu olan bayanlar var. Bu yumurtaları yemiyorlarmış. O kendiniz bileceğiniz. Evet ben Yani herkes yemeği kendisi bağlar. anlaşılsın diye söyleyeyim. Birisi yazmış ki o da bir kişi çıkmış yani. Yani iki, üç kişi vardı. Öyle Üç miydi? kişi, üç kişi 3 vardı. kişiymiş. Evet. Ben bir tanesini duymuştum. Genelde yorumlara eşim baktığı için 3 kişi yazmış ki bunlar herkes bilir 10 tane yumurta fiyatı 2 euroya. Vay efendim bunlar ucuz yumurtaymış da bunlar yenirmiş mi? Allah. Senin bütçene uyuyorsa yumurtaları git yemeden önce altın suyuna, gümüş suyuna bastır. Öyle ye, onun Ya yutması arkadaşlar ben daha bıldırcı yumurtası bile kolaymış. yedim. Bıldır. Ben yemediğim yumurta kalmadı. Yani hepsini bilirim yani. Vallahi var ya böyle insanlara gülüyorum. Siz de bizim gibi 6 kişi olun da bakalım. Gidin bir Ben şey sizi yer. göreyim ondan sonra nerede 4-5 euro zaten. alın ya da fark etmiyor yani. Benim için yumurta yumurtadır. Siz yine altın suya bastırılmış yumurta yemeye devam edin. Afiyet Aman olsun. dikkat edin de yürürken burnunuz düşmesin. Gerçekten böyle insanlara var ya sadece cevap olarak gülüyorum. O yüzden belki onlar da arkadaşlar bizim gibi normal ekmek Geçen yemiyordur. gün arkadaş çok güldüm. Bakın. Geçen Almanya'da şu gördüm. Kendi kanalı var. Orada gördüm. Arkadaşlar kadın bize demiş ki ya demiş iyi ye, şiştiniz demiş. Çok kilo aldınız demiş. Biliyor musun? Böyle bir ara, iki arada bir küfür etmiş. Kadının kanalına girdim. Kadını gördüm. Benim üç katım. Ey ümmeti Muhammed Hani ya. diyorlar ya dinine küfreden Müslüman olsun Yani. diye. O yüzden yani ben insanların dış görünüşüyle bu kim olursa olsun asla şey yapmıyorum, yargılamıyorum. İnsanları yaradanı diyorlar ya yaradanı ötürü sevin Evet. diye. Vallahi ister manken olsun, ister kilolu olsun o insanın kendisini bağlar. Hemen bir yoldan işte bir başkasını gördüğünüzde de kilolu birisi varsa ona bakıp bakıp gülmeyin. O sizin edebiniz, o sizin terbiyeniz. Birazcık vicdanlı olun. Ben kendim için demiyorum Allah'a şükür Hayır. ama görüyorum birçok insan var işte çok kiloluyum. Mesela televizyonlara da çıkıyorlar. İşte benle alay geçiyorlar, benle gülüyorlar diye. Hiç kimsenin gülmeye hakkı yok. Arkadaşlar herkese özgün lazım. Evet. Kendinize güvenin. Kimsenin lafın altında kalman. Patır kütür ezin. Akraba lafı altından kalman. Patır kütür ezin lafla. Acıman. Vallahi hiçbir şey yapmıyorsanız şöyle bir mezarlığın önünden geçerken dönün bakın ki o mezarlıkta mankenlerde yatıyor, kilolularda, fakirde, zenginde. Evet. Dünyayı birazcık böyle şey yapın yani yalan dünyadayız. Tabii. Yani böyle laflarla bizi... Ya ben çok gülüyorum bu konulara. Yani hiç aldırmıyorum da. Aynen cevap bile vermiyorum. Onun Hadi için. bakalım biz Görüşürüz. mutlu olan insanlarla mutluyuz. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşürüz. Hadi.